aslında İngiltere'nin, Büyük Britanya Krallığı'nın tarihten gelen avantajını tabii ki burada değerlendiriyor. İngiltere'de çalışan işverenler veya iş yapan şirketler ve danışmanlar. Çünkü bir kere Commonwealth diye bir dünya var. Hani birçok ülke kraliçeye bağlı. Aynı zamanda ekonomik anlamda, politik anlamda İngiltere'nin etkinliği olan birçok coğrafya var. Bununla beraber dünyada yerleşmiş bazı marka ülkeler var. Yani bu ülkeden iş yapan birisi, iş yapan bir şirket çıkarsa diye herkes ona güveniyor. Nasıl Türkiye'de yerleşmiş Alman otomobil algısı var. Dünyada da birçok endüstride İngiliz şirketlerin iyi olduğu, güvenilir olduğu ile ilgili bir algı var. Ki ben bunun büyük bir çoğunluğuna katılıyorum açıkçası. Çünkü hukuk, iş yapma kolaylığı, hükümetin ekonomiyi desteklemesi, liberallik, şeffaflık olarak gerçekten kendinizi inanılmaz güvende hissediyorsunuz. Ve bu güvenle hareket ediyorsunuz. Ve birçok ülkede, başta DIT olmak üzere de İngiltere hükümetin desteğini alıyorsunuz. Şimdi bunu bir kaldıraç olarak kullandığınız zaman İngiliz bir şirket olarak dünyada iş yapmak başka X bir şirketin, başka bir ülkeden gelen bir şirkete göre bazen 2, bazen 10 kat daha avantajlı olur. Ki bu Türkiye'de de doğru. Yani İngiliz bir şirketin Türkiye'de iş yapması da gayet kolay ve güzel kabul ediliyor ve tercih ediliyor çoğu zaman. Bununla beraber biz de şu strateji uyguladığımız oluyor. Mesela müşterimiz İngiltere şirketine satış yapmak için geliyor. Ama İngiltere çok rekabetçi veya çok maliyetli olacağı zamanlarda biz müşterimizi İngilizleştiriyoruz. Yani bunu tüzel olarak, operasyonel olarak, ürün olarak, marketing olarak, strateji olarak bir İngiliz pazarlama satış kültürüne çeviriyoruz. Daha sonra İngiltere'den hedef pazarlara ulaşıyoruz. Çok fazla kez yaşadık. Yani başka bir ülkeden gelip örneğin Dubai'de veya Gulf Region'da satamayıp İngiliz şirket olarak gittiğimiz zaman sattığımız oldu. Veya Güney Afrika'da doğrudan başarılı olduğumuz oldu. Çünkü yine Commonwealth ülkesi. O yüzden İngiltere'nin bütün dünyada ticari bir pozitif algısı var. Buna çok fazla yatırım yapıyorlar. Hatta gemicilikte böyle %70'in üzerinde bir oran İngiltere'den faturalansa bile gemiler İngiltere'ye uğramıyor demiş. Yani bu tür ticari imkanları da var. Bunu doğru bir şekilde kaldıraç etkisine sokan şirketler İngiltere pazarına hiç iş yapmasa bile İngiltere etiketi, İngiltere stratejisi ama İngiltere yaklaşımıyla, yani sadece kağıt üzerinde bir sanal temsilcilik ofisiyle bahsetmiyorum ben. İngiliz stratejisi, İngiliz satış yaklaşımıyla farklı ülkelerde satış yapıp başarılı olabiliyorlar.